Mesela elindeki bal Manuka balı. Manuka balı dünyanın birçok yerinde bilinen ve dünyanın en kıymetli ballarından birisi. Manuka balı Manuka ağacından arıların elde ettiği nektar ile yapılıyor. Yeni Zelanda'da üretilen bu bal dünyanın birçok gelişmiş ülkesine Yeni Zelanda'dan ihraç ediliyor. Şimdi ballar bildiğimiz şekerden içerik olarak, yoğunluklu olarak karbonhidrat içerdiğinden dolayı çok benzemekle beraber içeriği şeker olmakla beraber glikoz ve fruktozdan oluşan bir gıda olmakla beraber içerisindeki çok az miktardaki enzimler diastaz, invertaz, amilaz, oksidaz, fosfataz, katalaz gibi enzimlerle şekerden çok daha farklı bir gıda haline geliyor ve çok daha sağlıklı bir ürün haline geliyor ve içerdiği şeker nedeniyle kana çabuk karışmasıyla da çok sağlıklı bir ürün haline geliyor. Şimdi bu Manuka balı içerisinde birçok diğer ballarda olan enzimlerle beraber metil glukozal dediğimiz bir kimyasal madde içeriyor. Ve bu metil glukozal dediğimiz maddeyi de arılar Manuka ağacından elde ediyor. Şimdi Yeni Zelanda'daki araştırmacılar balla ilgili bir kriter tespit etmişler ve balın içerisindeki bu metil glukozal değerini ve diğer enzimleri, balın içerisinde bulunan diğer enzimleri içerdiği orana göre bir K faktör dediğimiz UMF değeri belirlemişler ve bu UMF değeri metil glukozal ve diğer enzimlerden oluşan bir değer olarak belirlemiş. İşte bu 5 ila 10 arasında ise UMF 5 olarak belirtilmiş. Bu elimdeki bal UMF 5 dediğimiz bir bal. 10 ila 15 arası ise UMF 10 olarak belirlenmiş. İşte 15 ila 20 arasında ise UMF 15 gibi. Bu UMF faktörüyle Manuka balı dünya piyasasında fiyat oluşuyor olmadı. Dileğim odur ki bizim Türkiye'deki kestane balı gibi, bir ıhlamur balı gibi bir takım monoflora ballarımızın içerisindeki faydalı enzimleri, mineralleri bu şekilde kategorize edecek çalışmalar yapılsın ve bizim ballarımızla ilgili de UMF gibi, K faktör gibi, işte Avustralya ballarını belirleyen faktörler gibi faktörler ortaya çıkarılsın ki bizim ballarımız da dünya piyasalarında hak ettiği değeri bulabilsin. Ben balla ilgili anlatılacak birçok şey var. Bunları bir başka zaman anlatmak üzere. Ben Manuka bitkisiyle ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Manuka bitkisi dediğimiz gibi çok arsız bir ağaç olmakla beraber yetiştirilmesine dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Manuka bitkisiyle Batı dünyası 1700'lü yıllarda Kaptan Cook Yeni Zelanda'yı ve Avustralya'yı keşfiyle tanıştı. Kaptan Cook adaya geldiğinde Maori yerlilerinin Manuka adını verdiği bu bitkiden demledikleri çayla sakinleştiklerini, keyif aldıklarını ve yapraklarını ezerek elde ettikleri merhemleri de sağlık amacıyla birçok yara tedavisinde ve birçok hastalığın iyileştirilmesinde kullandıklarını fark etti ve Batı'ya getirdiği bu bitki ile Batı dünyası tanıştı ve bu mucizevi bitki birçok alanda kullanılmaya başlandı. Günümüzde de birçok Batılı sağlık kremlerinde, ilaçlarda Manuka bitkisinin ürünleri, esansiyel yağları kullanılmaktadır. Manuka bitkisi yaprakları demlendiğinde lezzetinin çay tiryakileri bilindik çay dediğimiz Camellia sinensis lezzetinden daha lezzetli olduğunu ifade ediyorlar, iddia ediyorlar. Manuka bitkisi birçok alanda sağlık açısından kullanılıyor, faydalı kimyasal bileşenler, mineraller içeriyor demiştik. Bu bitki arıcılıkta da erken nektar ve polen kaynağı olması açısından arıcılık sektöründe çok faydalı bir bitki olmakla beraber çalı olarak yetiştirilmesi, yapraklarının budanarak dabıtılması, esansiyel yağ elde edilmesiyle ilgili de şu an kültüre alınarak Yeni Zelanda'da geniş alanlarda dikimi yapılmaktadır. Bu bitki yani yetiştirenler çok zor bakım gerektirdiği, sonuç alamadıklarını iddia etseler de Batı'da birçok ülkede, Brezilya, Güney Amerika, Amerika'nın güneyindeki Kaliforniya, Florida bölgelerinde, Hawaii'de, Batı Afrika'da, işte İtalya, İspanya gibi ülkelerde çok yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bitkinin bakımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bitkinin bakımına dikkat edilirse, ihtiyaçları karşılanırsa aslında arsız bir bitki olup yayılmacı bazı bölgelerde, bazı ülkelerde, Avustralya dışında arsız bir bitki olarak ilan edilmiş ve tarımını engelleme
getirilmeye çalışılmaktadır. Bitki güneşe aşık bir bitkidir. Olabildiğince güneş alan yerlere, güney yamaçlarına, güney taraflarına konulmalı, yerleştirilmeli, dikilmelidir. Bitki kök yapısı çok hassas olduğundan dolayı sulamada dikkat edilmeli. Toprağının drenajı iyi olan toprak olması gereklidir. Toprakta uzun süre su kaldığında kökler boğulabiliyor. Bitki belki 1-2 saat içerisinde hayatı sonlanabiliyor. Bu yüzden toprağına çok iyi dikkat edilmeli. Bitki doğal ortamda kumlu toprakta yetişen bir bitki. Dolayısıyla drenajı iyi olan topraklara ekilmeli. Sert topraklarda başarılı sonuç alınması çok zor oluyor. Saksılarda da drenajı iyi torf toprağa konulmalı. Bitki uzun süre susuz kalmaması ve topraklarının da su içinde bozulmaması için kil bilyesi, tof karışımı saksılarda yetiştirmek için çok ideal oluyor. Bu yüzden kil bilyesi ile saksılarda kullanarak bitkiyi yetiştirmek işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Bitkinin bir hassas tarafı da soğuklara dayanıklı olmayışı. Soğuklara aslında bu bitkinin üzerine kar yağdı ve kardan etkilenmedi bu manukalarımız. Kısa süreli soğuklardan etkilenmese de ayazdan, soğuk rüzgarlardan çok etkileniyor ve bitki strese giriyor. Bu yüzden soğuk rüzgarların olduğu bölgelerde iç mekana alınması kışın ya da bahçelere dikilirken soğuk rüzgarların olmadığı güney taraflarına dikilmesi, kuzeye dikilmemesi. Eğer rüzgar esiyorsa da muhtemelen böyle çift duvar önlerine dikilerek rüzgardan muhafaza edilmesi gerekiyor. Bitki asidik toprağa çevirmekle beraber nötre yakın asidik topraktan hoşlanıyor. Üretilmesinde bir tohum ile üretme, bir de çelikten üretme gibi iki yöntem var. Tohumla üretmede tohumlar çok küçük olduğundan dolayı böyle kapsüller var bitkinin. Kapsül meyveleri var. Bu kapsüller çok küçük kapsüller. Yani bunların içerisinden çok küçük tohumlar çıkıyor. Aslında bitkinin ismi Leptospermum da buradan geliyor. Leptos, küçük, spermum, tohum, küçük tohumları olan, Scoparium da Latince ismi, çalı bitkisi demek. Yani küçük tohumları olan çalı bitkisi, buradan geliyor bu bitkinin ismi. Tohumdan üretirken işte torf toprağı üzerine çakıl taşı koyarak falan bir şekilde yöntemleri var. Kolay üretilmiyor çok küçük tohumları olduğundan dolayı. Çelikle üretilmesi de o kadar kolay değil. Odunsu dallardan köklenme olmuyor, gerçekleşmiyor. Yeni çıkan sürgünlerden bitkiyi üretmek lazım. Bitki ocaktan başlıyor hava şartlarına göre. Haziran'a kadar, Temmuz'a kadar çiçekli oluyor. Bitki o kadar yoğun çiçek veriyor ki bazen çiçekler yapraklardan daha yoğun oluyor bitki üzerinde. Ve bu arıcılar için de çok erken çiçeklenme ve erken nektar arıcılar için de çok faydalı olduğundan dolayı bu bitki arıcılık sektöründe çok önemli bir yeri var. Bitki bütün Avustralya bitkileri gibi erken çiçeklenme yapıyor demiştik. Haziran-Temmuz'dan sonra da yeni sürgünlerle bitki yapraklarından yeni yapraklar vererek, yeni sürgünler vererek dallanmaya başlıyor. Bu dönemde çıkan yeni sürgünlerden köklenme nispeten kolay oluyor. Ancak bu bitkinin üretilmesi öyle amatör olarak kolay değil. Köklendirme hormonlarıyla teknik açıdan altyapısı olan fidan işletmelerinde bu bitkinin üretimi mümkün. Bu bitki nasıl diyelim, susuzluğa nispeten dayanıklı olmakla beraber deniz kıyısında yetişen bir bitki olduğundan dolayı tuzlu sulara nispeten dayanıklı olmakla beraber ayaza karşı hassas demiştik. Üretilmesi işte tohumlu ve çelikle yapılıyor demiştik. Toprak seçiminde drenajı iyi olan topraklar kullanılması gerekli demiştik. Don olmayan bölgelerde bunun kültüre alınarak yetiştirilmesi söz konusu olabilir. Don olan İç Anadolu bölgelerinde bu bitkinin saksıda peyzaj açısından kullanımı söz konusu olabilir. Bu bitki Akdeniz ülkelerinde, Amerika'nın güneyinde peyzaj açısından çok yaygın olarak kullanılan, çünkü çok hoş görünümü var, çalı şeklinde görünümü, ayrıca yapraklarının hoş aroması var. Bu yüzden peyzaj açısından çok tercih edilen bir bitki. Ama bitkinin doğal yetişme ortamı 8 ila 9 olan sıcaklık bölgesinde bitki
doğal olarak yetişebiliyor. Bizim İç Anadolu bölgesinde bu bitki ancak iç mekana alındığında kışın sağlıklı olarak yetişebilir. Bitki esintiyi seven, oksijene seven bir bitki. Ancak soğuk rüzgarlara hassas olan bir bitki. Bitki gübreye karşı hassas olan bir bitki. Aşırı gübre verildiğinde kökler çok hassas olduğundan dolayı etkilenebiliyor. Özellikle azot gübresi bitkiyi rahatsız edebiliyor. Bitkiye doğal gübreler verilebilir. Bu gübreler de erken ilkbaharda çok az miktarda verilmesi lazım. Bitkinin köklerinin yanmaması lazım. Bitkiye fazla gübre verildiğinde bitkiyi kaybedebilirsiniz. Bu bitki peyzaj açısından çok hoş görünüm olduğundan dolayı tercih edilecek bitki olmakla beraber Türkiye'de Akdeniz kıyılarında, Ege bölgesi kıyılarında uygun ortamlarda yetiştirildiğinde ticari olarak da Türkiye tarımına katkısı olabilecek bir bitki. Güzel kırmızı çiçekleriyle katmerli kırmızı, bu pembe olanı da mercan pembesi denilen iki modelini biz şu anda yetiştiriyoruz. Bu iki modeli de oldukça hoş çiçekleriyle, yapraklarıyla güzel bir görünüm sergiliyor. Çiçek severlere ve arıcı arkadaşlarımıza bu bitkiyi tavsiye ediyoruz.